Mürşit, o sırada yaşananları sen bir anlat. Neden Kerim durup dururken mi kafa attı? O sıra öncesinde Kerim'le rahmetli arasında bir tartışma yaşandı mı? Bize anlatır mısın? Sen kal, Tolga yayında kal. Tolga mikrofonu tutsan. Tutamıyor mu? Tamam. Mürşit, anlatır abla, mısın? Ne oldu? Sen bir anlat. Abla, ben sana şimdi bir şey söyleyeyim mi? Zaten Kerim'le Emre bizim yanımıza gelmeden önce alkol içmişler. Hani başka bir yerde daha kavga etmişler. Kavga ederek gelmişler oraya. Sizin yanınızda evet, kavga ettiler mi peki? Yok, bir dakika. Ya bizim yanımızda değil işte. Kerim, Tolga hani daha önceden bir garajı mı vardı? Hani olay anında mı gelişti bilemedim, çözemedim de hani direkt Tolga'ya kafa attı yani. Durup dururken hani hiç. Kafa attı hiç peki. Tolga'nın kafası kanadı mı çok ya da burnu kanadı mı? Burnuna kafa ya, atmış pardon. Ya bizim yanımızda elini, elini yüzüne tutmuş işte daha fazla kanadı. Bir de anlamadım, anlamadım. Ne dedin? Ne dedin anlamadım. Bir daha söyle. Tolga'nın yüzü kanıyor mu? E peki canım benim, ifadende niye kanadı demiyorsun? Bak Asayiş Müdürlüğü'ne verdiğin ifadede hemen 27.09.2017 tarihinde şunu söylüyorsun. Eyüp Kerim Genç beklenmedik bir anda Tolga'nın burnuna kendi kafasının ön tarafıyla kafa attı ve Tolga'nın kafayı yiyince az sendeledi, burnunu tuttu. O anda kendine gelerek sen ne yapıyorsun o dedi. Tolga'nın burnunun kanadığını görmedim. Eyüp Kerim'in yüzünde de yara bere görmedim diyorsun. E buradaki ifadenle şu an söylediğin çok farklı Mürşit. O şimdi öyle değil ki, ben polise de söyledim. Hizmetli komiser vardı, ben de yine dedim ki. Kerim dedim bizim yanımıza geldiği zaman kafası kanıyordu dedi. Ne kanıyordu abi dedim. Hayır ha, onu sormuyorum bak. Hayır, sen ifadende diyorsun ki kafa attı. Bak Kerim, tamam. Kerim Tolga Han'a kafa attı. Saniyelik gördüm zaten. Ama burnunun kanadığını, Tolga'nın burnunun kanadığını görmemişsin. Niye bir ifadende böyle söylüyorsun şimdi, yan çiziyorsun? Nasıl yan çiziyorsun? Ama ifade bak, polise verdiğin ifadede, polise verdiğin ifadede, Cumhuriyet Savcısına da daha sonra verdiğin ifadede, Cumhuriyet Savcısının da eşliğinde zabit katibi işte sen orada diyorsun ki, bir daha söyleyeyim anlamadıysam. Sen ifadeni hatırlamıyor musun? Bir daha okuyayım ister misin? Hatırlıyorum, ben Tolga'nın burnunun kanadığını söyledim ben, çünkü zaten bizim yanımızda oluyor. Ama Mürşit, elini tuttu yüzüne, burnum daha fazla. Ama Mürşit, sen ifadende Tolga'nın burnunun kanadığını görmedim diyorsun. Kanadı mı kanamadı mı? Bak iyi hatırla. Belki hafızan şu anda çok şey, yani 2017 olduğu için hatırlamayabilirsin diyeyim. Lütfen bak, sonuçta bir gencin, bak şu 22 yaşında sizin arkadaşınız bir genç, toprağın altında, ablaları perişan durumda, annesi perişan durumda. Yani Emre'nin de ruhu şu anda huzura kavuşmamıştır yani, eminim yani. Bir adalet yerinde bulursa huzura kavuşacaklar. O sırada neden kavga çıktı? Burnu kanadı mı kanamadı mı? Mürşit. Ya abla şimdi bak, zaten bu muhabbet gece oluyor. Abla anladın mı, hani karanlık. Hani ya telefon ışığıyla göreceksin, süsten, ne bileyim, böyle bir ışık olması lazım görünmek için. Hani bir an böyle anında Kerim Tolga'ya kafa attığı zaman ben bir elini yüzünü tuttuğunu gördüm. Hani elini böyle tuttuğu zaman burnu kanıyor anlamına gelmiyor mu zaten? Elini niye tutsun ki yalandan yere? Ama şimdi telefonda kanadı diyorsun. Ya kanadını zaten ben iki saat sonra gördüğüm zaman burnunun kanadığını ben zaten gördüm ki iki saat sonra. Peki rahmetli Emre ile Kerim hangi konuda tartıştılar? Az önce Tolga da onu söylüyor. Tolga'yla Kerim'le Emre. Hayır, mi? Kerim'le Emre. Evet. Samsun'u görelim arkadaşlar. Tolga'yı görmek istiyorum. Tartıştıkları konu ne? Onu merak ediyorum. Abla ben bilmiyorum. Daha önceden bir yerde daha hani kavga etmişler, tartışmışlar. Bana bir yer dediğin, söyleyebilir mi? Bir saniye. O bir yer dediğin bir mekandan bahsediyorsun değil mi Mürşit, yanlış anlamıyorsam? Restoran. Evet abi, bu alkollü bir mekanda. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Kızlar biliyorlar. Hatta galiba. Necmi Bey'in çalıştırdığı bir yer değil mi? Evet, isterseniz. Söyleyin. Dur, ben isim vermeyeyim diye söylemedim de. Aha. Sahibini tanıyorum. O mekanda mı tartışıyorlar? Onu teyit edebiliriz çünkü. Abi buradan kamera kayıtları da var diye biliyorum ben. Hani lütfen bana da gösterebilir mi? Söyle. Kavga ettiklerine dair bir görüntü varsa sen bana onu gösterebilir misin? Ben o kadar bu olayın peşindeyim de benim haberim yokken sen nereden bu haberi alabiliyorsun acaba? Emre ile Kerim bir mekanda oturuyorlar. Evet. Kerim alkol almak istiyor. Emre'ye bunun parasını öder misin dediği için benim kardeşim ödeyemem diyor. Ve şahit var. Evet. Şakir abinin bağlanmasını istiyorum. Evet. Orada herhangi bir kavga yok ki, sen bunu nereden çıkarıyorsun? Mürşit. Abla bana söylenenleri diyorum ben zaten. Bu hani her bu gece zaten her akşam herkes
Hani bütün çarşamba o olaya konuştu. Burada da tartıştılar, kavga ettiler falan. Diye tamam, öyle, yayına bağlanmalarını istiyorum Didem abla. Eğer tamam, böyle bir şey varsa ben bunu bilmek istiyorum. Şimdi Tolga'ya gidelim. Tolga Han, senin orada burnun kanadı mı, kanamadı mı? Kanadı mı, kanamadı mı? Abla kanadı, burada hep kan izlerim var. Benim gömleğim, beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz ayakkabım vardı üstümde. Üstüm başım hep kandı benim. Burada kan izlerim var. Yerlerde hep kan izlerim var. Polis kan, abilerle... Kan izleri vardı o. Kan yaptık yani her şeyini. Tamam. Buradan... Şimdi orada daha sonra Tolga sen yüzüne o darbeyi alınca birden oradan herkesi bırakıp kaçarak gidiyorsun. Şimdi onunla ilgili Emine'nin yaptığı çekim 4 nolu VTR gelsin ekranlara. Sonrasını konuşacağız çünkü. 3 mü? Hayır, 4'ü girelim. 4 girelim. Yok pardon, 3'ü girin. 3'ü girin, arkasından 4'ü girin. Evet. Arkada kalan Habib ve Mürşit'in ifadesine göre Kerim de Tolga'nın peşinden gittiği söyleniyor. Emre'nin de onun peşinden gittiği söyleniyor. Şimdi Emre Yeşilırmak'ta bulunduğu buradan 15 kilometre ötede şehir merkezine giden güzergahta. Peki Emre'ye bu güzergahta bir şey olduysa ya da şöyle düşünelim, Emre buradan başı döndü ya da düştü, bu ihtimal söz konusu mu? Şimdi onu biraz göstermek için önce şu çalılardan anlatmaya başlayalım. Bakın düşseniz dahi bu çalılar, bu ağaçlar sizi bir kere burada tutar. Aynı zamanda yine 35-40 metrelik bir mesafe var buradan Yeşilırmak'a. Biraz daha ilerleyelim. Zaten şu alanda düşme ihtimali çok zor. Tolga buradan gitti, iddiaya göre arkasından Kerim, iddiaya göre yine arkasından da Emre. Ve yine biraz daha betimleyelim. Şimdi çok sayıda tabii ağaç var. Buradan aşağı düşme ihtimali düşük. Yani düşse dahi defalarca takla atması gerekiyor. Mesela en kolay inilebilir yer burası. Buradan yürüyerek inelim. Yeşilırmak. Tabii bu zor yürünen bir yol. O zaman su seviyesi yüksek. Şu anki seviyeyi göstereceğim. Şu anki seviye bu. Tabii bu kapakların kapalı hali. Burası bir baraja bağlı. Kapaklar kapalı olduğu için sular çekilmiş halde. O zaman su seviyesi buraya doğru geliyor. Yani yaklaşık 1 metre 20 santim daha yüksekte. Buradan işte mesafe bu. Oradan buraya düşme ihtimalini görüyorsunuz. Oturdukları ağaç o. Oturdukları ağaç orası. Ve Tolga'nın çıktığı yerde burası. Şimdi tekrar oraya gidelim. Tolga tekrar bu yolu yürüdüğünü söylüyor. Ve arkasında Kerim'in ona seslendiğini, ancak sesin yakından gelmediğini söylüyor.